Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası sayı basamakları konusu set 63 birinci soru. İki basamaklı birbirinden farklı 7 doğal sayının toplamı 126 olduğuna göre bu sayılardan en küçüğü en çok kaçtır? Şimdi soru kökünde hem en küçük olmasını istiyor hem de en fazla olmasını istiyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar birbirine yakın hatta eşitmiş gibi düşünerek ardışık dağıtım yaparak en küçüğünün en fazla olduğu durumu bulabiliriz. Şimdi 126 7 tane doğal sayı olduğu için 7'ye bölelim. 18. Dolayısıyla şöyle sayıların hepsini öncelikle 18 olarak kabul edelim. 18 18 şöyle hepsini yazalım. Daha sonra bunlara dağıtarak e, ardışık olarak dağıtarak başlayacağız. Şimdi şuradaki mesela bir tanesini şuraya versek şu 17 olsa şunu buraya versek şu 18 kalsın. Şurası 19. Şimdi ardışık dağıtım olduğu için 20 diye düşünsek mesela şuradan iki tanesini buna versek bu 20 olacak bu da 16 olarak kalacak. Daha sonrasında bakın 20'den sonra şunun bir tanesini buraya verirsek daha doğrusu 3 tanesini buraya verirsek 21 Şurası bunun 3 tanesi buraya gittiği için de en son buna kalan 15 olacak. Yani burası genellikle ardışık bir e, dağıtım oluyor. E, herhangi birinden başlayarak e, diğerini bir artırarak diğerinde de işte diğer ardışık sayı ne geliyorsa ona ekleyerek bu şekilde bir dağıtım yapabiliriz. E, burada da en küçüğünün en fazla olduğu durum 15 yani cevabımız değişik olacak. İkinci soru. 8 haneli şifresini iki basamaklı 4 sayıdan oluşturan Meryem'in şifresindeki sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şifrenin rakamları birbirinden farklıdır. 2 basamaklı sayıların toplamı 152'dir. Buna göre Meryem'in şifreyi oluşturmak için kullandığı iki basamaklı sayılardan en büyüğü en çok kaçtır diyor. Şimdi iki basamaklı sayılar var ve 8 haneli bir şifre var. Şöyle yazalım. A, B, C, D, E, F ve G, H toplam arkadaşlar 152 imiş ee, rakamlar birbirinden farklı olacak ve e, en büyüğü en çok diyor şimdi en büyüğünün en çok olabilmesi için arkadaşlar diğer mesela diyelim ki şu en büyük olsun şu diğer iki basamaklı sayıları en küçük seçersek e, diğerleri en büyük olan maksimum seviyede kalır Dolayısıyla şurada başlasak mesela onlar basamağından şöyle birer yerleştirsek 1, 2, 3 şeklinde yerleştirsek mesela. Şuradan da sıfır rakamları birbirinden farklı olacağı için şuraya mesela 4 versek buraya da 5 versek. Şimdi 10, 24, 35. Bunu toplayıp bize 2'den çıkarttığımız zaman arkadaşlar GH'a 83 kalıyor. Bakın şıklarda da var fakat doğru bir cevap olmuyor. Neden? Çünkü şurada rakamları birbirinden farklı dediği için arkadaşlar şuradaki 3 ile şuradaki 3 çakışıyor. Dolayısıyla 83 olmayacak. O zaman bir düşürsek mesela 82 yazsak Yine olmaz. Neden? Şuradaki ikiyle şu 24'ün ikisi çakışır. 81 yazsak yine olmayacak. Şurasıyla çakışacak. 80 yazsak yine olmayacak. Şurasıyla. 79 yazsak arkadaşlar buna uyar. Ee, şuradaki en son bakın 5 düşüş yaptık. Burada o 5 e, düşüşü şuradaki sayıları dağıtmamız lazım. Mesela. Şuraya 3 tanesini versek arkadaşlar şurası 38 olur. Şuraya da 2 tanesini versek burası da 26 olur. Yani hem rakamlarının birbirinden farklı olma durumunu sağlamış oluruz. Hem de şuradaki 5'lik düşüşü şuraya doğru bir şekilde dağıtmış oluruz. Dolayısıyla cevabımız 5 olacak. Üçüncü soru yandaki altıgenin içerisinde yazılacak olan rakam oluşturulacak iki basamaklı sayıların onlar basamağı. Üçgenlerin içerisinde yazılacak olan birbirinden farklı rakamları ise Birler basamağı olacaktır. Bu iki basamaklı sayıların toplamı örnekteki gibi sağdaki dikdörtgenin içerisine yazılacaktır diyor. Buna göre iki basamaklı sayıların en büyüğü en az kaçtı? Şimdi şuraya bir sayı yazmış arkadaşlar. Üçgenlerin içerisine önce onlar basamağındaki sayıyı ortaya yazmış. Birler basamağındaki sayıları da kenarlara yazmış. Ve bunları topladığı zaman 135 olmuş. Şimdi burada da herhangi bir sayı var. Bunu bilmiyoruz. 30 olabilir, 40 olabilir. Şıklarda 40'lı olar olan sayılar var Demek ki 40'lı bir şey bunların toplamı 267 olacak bu sayıların iki basamaklı diyor en büyüğünün en az olmasını istiyor şimdi hem en büyük hem en az istiyorsa arkadaşlar Öncelikle eşitmiş gibi düşüneceğiz şimdi öncelikle 267 toplamını 6'ya böldüğümüzde her bir sayının yaklaşık ne kadar olacağını buluyoruz 44 şurada 3 kaldı şimdi her sayı 44 gibi düşünsek Öncelikle 6 tane sayımız var. Şimdi şurası 44, 44, 44 yazalım ve ardışık şekilde dağıtmaya çalışacağız. Şimdi şuradaki 44'ün bir tanesini şu 3'e versek şurası 43 olacak. 2 44 olarak kalsın. Şurası da 45 oldu. Şimdi 46 olması için şu 5'ten buna verelim. 46 2 tane verelim. Şurası kaldı 42. Şu en son şu 3 kalanını da bakın şuraya verirsek 47. Şurada ardışık bir yazılım oluyor bakın. 42, 43, 44, 45, 46, 47 evet. Herhangi bir farklı bir durum da yok. Hepsi uyuyor. Dolayısıyla en büyüğünün en az olduğu durum 47. Cevabımız C şıkkıdır.